Üçüncü şube, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hıfzı ve ismeti bir mucize-i bahiredir. Vallahu ya'simuke minen nas. Ayet-i kerimesinin hakikat-ı bahiresi çok mucizatı gösterir. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam çıktığı vakit değil yalnız bir taifeye, bir kavme, bir kısım ehli siyasete veya bir dine, belki umum padişahlara ve umum ehli dine tek başıyla meydan okudu. Halbuki onun amucası en büyük düşman ve kavim ve kabilesi düşmanken, 23 sene nöbetdarsız, tekellüfsüz, muhafazasız ve pek çok defa suikaste maruz kaldığı halde, kemal-i saadetle rahat döşeğinde vefat edip, mele-i âlâya çıkmasına kadar hıfz-u ismeti, vallahu ya'simuke minen nas, ne kadar kuvvetli bir hakikati ifade ettiğini ve ne kadar metin bir nokta-i istinad olduğunu güneş gibi gösterir. Biz yalnız numune için kat'iyet kesbetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz. Birinci hadise. Ehl-i siyer ve hadis müttefikan haber veriyorlar ki, Kureyş kabilesi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı öldürtmek için kat'i ittifak ettiler. Hatta insan suretine girmiş bir şeytanın tedbiriyle Kureyş içine fitne düşmemek için her kabileden lakal bir adam içinde bulunup 200'e yakın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht-ı hükmünde olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hane-i saadetini bastılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi, sen bu gece benim yatağımda yat. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beklemiş, ta Kureyş gelmiş. Bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı, bir parça toprak başlarına attı. Hiçbirisi onu görmedi. İçlerinden çıktı, gitti. Gâr-ı Hira'da iki güvercin ve bir örümcek, bütün Kureyş'e karşı ona nöbettar olup muhafaza ettiler. İkinci hadise, vakat-ı kat'iyedendir ki, mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit, Kureyş rüesası mühim bir mal mukabilinde, Süraka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler. Ta takip edip onları öldürmeye çalışsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir-i Sıddık'la beraber gardan çıkıp giderken gördüler ki, Süraka geliyor. Ebu Bekir-i Sıddık telaş etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, mağarada dediği gibi, La tahzen, innallâhe ma'ana, dedi. Süraka'ya bir baktı, Süraka'nın atının ayakları yere saplandı kaldı. Tekrar kurtuldu, yine takip etti. Tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordu. O vakit anladı ki ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki ona ilişsin. El aman dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam eman verdi. Fakat dedi, git öyle yap ki başkası gelmesin. Şu hadise münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki, sahih bir surette haber veriyorlar. Bir çoban, onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit niçin geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmışsa hatırına getirememiş. Mecbur olmuş, dönmüş. Sonra anlamış ki ona unutturulmuş. Üçüncü hadise, Gazve-i Gatafan ve Enmar'da müteaddit tariklerle Eimme-i Hadis haber veriyorlar ki, Gavres isminde cesur bir kabile reisi, kimse görmeden tam Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başı üzerine gelerek, yalın kılıç elinde olduğu halde, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama dedi, kim seni benden kurtaracak? Demiş, Allah. Sonra böyle dua etti. Allahümme kfinihi bimâ şi'te. Birden o gavres, iki omuzu ortasına gayipten bir darbe yer. O kılıç elinden düşer, yere yuvarlanır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kılıncı eline alır. Şimdi seni kim kurtaracak der, sonra affeder. O adam gider taifesine, o pek cüretkar, cesur adama herkes hayrette kalır.
Ne oldu sana? Niçin bir şey yapamadın? Dediler. O dedi, hadise böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum. Hem şu hadise gibi, Gazve-i Bedir'de bir münafık, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı bir gaflet vaktinde kimse görmeden tam arkasından kılıç kaldırıp vururken, birden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bakmış, o titreyip kılıç elinden yere düşmüş. Dördüncü hadise, manevi tevatüre yakın bir şöhretle ve ekser ehli tefsirin "İnna cealna fi a'naqihim aghlalan fehiye ilal azqani fehum mugmahun ve cealna min beyni eydihim saddan ve min halfihim saddan feagşeynahum fehum la yubsirun" ayetinin sebebi nüzulü ve ehli tefsir allameleri ve ehli hadis imamları haber veriyorlar ki, Ebu Cehil yemin etmiş ki, ben secdede Muhammed'i görsem bu taşla onu vuracağım. Büyük bir taş alıp gitmiş. Secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmaktayken elleri yukarıda kalmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam namazı bitirdikten sonra kalkmış. Ebu Cehil'in eli çözülmüş. O ise ya Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın müsaadesiyle veyahut ihtiyaç kalmadığından çözülmüş. Hem yine Ebu Cehil kabilesinden bir tarikte Velid İbni Mughire yine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı vurmak için büyük bir taşı alıp secdedeyken vurmaya gitmiş, gözü kapanmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı Mescid-i Haram'da görmedi, geldi. Onu gönderenleri de görmüyordu. Yalnız seslerini işitiyordu. Ta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam namazdan çıktı, ihtiyaç kalmadığından onun gözü de açıldı. Hem nakli sahihle Ebu Bekir-i Sıddık'tan haber veriyorlar ki, Sure-i Tebbet Yeda Ebi Leheb nazil olduktan sonra Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil denilen Hammâletel Hatab bir taş alıp Mescid-i Haram'a gelmiş. Ebu Bekir ile Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam orada oturuyorlarmış. Gözü Ebu Bekir-i Sıddık'ı görüyor, soruyor, ''Ya Ebu Bekir, senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki beni hicvetmiş. Ben görsem bu taşı ağzına vuracağım.'' Yanındayken Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı görmemiş. Elbette hıfz-ı ilahide olan bir sultan-ı levlaki, böyle bir cehennem oduncusu, onun huzuruna girip göremez, ağzına mı düşmüş? Beşinci hadise, haberi sahihle haber veriliyor ki, Amir İbni Tufeyl ve Erbed İbni Kays, ikisi ittifak ederek, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına gitmişler. Amir demiş, ben onu meşgul edeceğim, sen onu vuracaksın. Sonra bakıyor ki, bir şey yapmıyor. Gittikten sonra arkadaşına dedi, neden vurmadın? Dedi, nasıl vuracağım? Ne kadar niyet ettim? Bakıyorum ki ikimizin ortasına sen geçiyorsun. Seni nasıl vuracağım? Altıncı hadise. Nakli sahihle haber veriliyor ki, Gazve-i Uhud'da veya Huneyn'de, Şeybe İbni Osman el-Hacebi ki, Hazreti Hamza, onun hem amucasını, hem pederini öldürmüştü. İntikamını almak için gizli geldi. Ta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın arkasından yalın kılıç kaldırdı. Birden kılıç elinden düştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona baktı, elini göğsüne koydu. Şeybe der ki, o dakikada dünyada ondan daha sevgili adam bana olmazdı. İmana geldi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti. Haydi git, harbet. Şeybe dedi, ben gittim, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam önünde harbettim. Eğer o vakit pederim de rast gelseydi, vuracaktım. Hem Fethi Mekke gününde, Fedale namında birisi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına vurmak niyetiyle geldi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, ona bakıp tebessüm etti. Nefsinle ne konuştun dedi ve Fedale için talebi mağfiret etti. Fedale imana geldi ve dedi ki,
O vakit ondan daha ziyade dünyada sevgilim olmazdı. 7. hadise, nakli sahihle Yahudiler suikast niyetiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın oturduğu yere üstünden büyük bir taş atmak anında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o dakikada hıfz-ı ilahiyle kalkmış, o suikast de akim kalmış. Bu 7 misal gibi çok hadiseler vardır. Başta İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim ve Eimme-i Hadis, Hazreti Ayşe'den naklediyorlar ki, وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Ayeti nazil olduktan sonra, ara sıra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı muhafaza eden zatlara ferman etti. يَا اَيُّهَا النَّاسُ صَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ Yani, nöbettarlığa lüzum yok. Benim Rabbim beni hıfz ediyor. İşte şu risalede baştan buraya kadar gösteriyor ki, şu kainatın her nevi, her alemi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı tanır, alakadardır. Her bir nevi kainatta onun mucizatı görünüyor. Demek o Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'ın, fakat kainatın Halık'ı itibariyle ve bütün mahlukatın Rabbi ünvanıyla, memurudur ve resulüdür. Evet, nasıl ki bir padişahın büyük ve müfettiş bir memurunu her bir daire bilir ve tanır, hangi daireye girse onunla münasebetdar olur. Çünkü umumun padişahı namına bir memuriyeti var. Eğer mesela yalnız adliye müfettişi olsa, o vakit adliye dairesiyle münasebetdar olur. Başka daireler onu pek tanımaz. Ve askeriye müfettişi olsa, mülkiye dairesi onu bilmez. Öyle de anlaşılıyor ki, bütün devair-i saltanat-ı ilahiyede, melekten tut ta sineğe ve örümceğe kadar her bir taife onu tanır ve bilir veya bildirilir. Demek, Hatemül Enbiya ve Resul-i Rabbil Alemin'dir. Ve umum enbiyanın fevkinde risaletinin şumulu var.''